Berkat abi günaydın. Bugün senden Çapeller ve 20 takımlarla ilgili biraz bilgi isteyeceğiz. Müşterilerin genellikle sorduğu sorulara güvenilir bir cevap olsun diye bekliyoruz bakalım. Hani genellikle müşteriler Çapel alırken veya 20 takım alırken ne soruyorlar? Genellikle en çok karşılaştığın soru veya da bununla ilgili mesela kamış kullanımı, kurşun seçimi ne tarz sorularla karşılaşıyorsun? Ya şu anda zaten biz İstanbul'da olduğumuz için İstanbul Boğazı'nda İstavrit'ten başka herhangi bir şey yok şu anda. Bir de Yemli'de tek tük Eşkine, Karagöz, Mırmır falan alıyor insanlar. Bunun haricinde Çinekop'umuz yok, Lüfer'imiz yok. Bu sene pek de girmedi zaten. Şimdi çaparilerden genelde bazıları hayalet çaparı istiyor. O da yakın mesafelerde 0-8'e 10. Böyle hemen betonlardan aşağı indirip oralarda avlanıyor. Onları 30-40 gramlık çaparilerle çalıştırabiliyoruz. Bazıları da mesafe ataraktan çapari avlıyor. Onlar da genelde 28'e 12, 28'e 10, yani 12 dediğim iğne, 12, 10, 13, 10 köstek olabiliyor üzerlerinde. Genelde yeşil çalışıyor, geceleri kırmızı çalışıyor. Onların da işte atarları mesela atıyorum, hani sağlıklı olan atarı 120 gramdır o çaparilerin. Kamışın iyidir, biraz esnektir. Atarken hani darbe yaptırtmazsın bedene, kopartmazsın. Onun daha ağır gramlarla da atılabiliyor da o biraz daha ustalık işi. Bizim şu yaptırdığımız çaparlar var mesela. Bu muydu o? O 20'li olan. Hayır, şeylerle yaptırdıklarımız. Şunlardı değil mi? Bunlar invisible'larla yaptırdığımız çapariler. Yani fluorokarbon kaplamalı misinalarla. Özel yapıldı. Ondan sonra dediğimiz gibi işte bu İlker'in takımlarını soranlar var bize. Tekne ve kıyıdan surf kestik için. Tekne takımı. İkilisi var, teklisi var. İşte iğne numarasına göre değişik olanları var. Surf castinglerde işte yemli takımlar istiyor arkadaşlar. Genelde envai çeşit, her çeşit takım çapari mevcut şu anda elimizde. Peki abi, kamış makine seçimi için ne tercih edersin Boğaz'a gitsen? Kamış makine, ben her zaman jig makinesini tavsiye ediyorum insanlara. Neden diyeceksin? Hem jig makinelerin sapları topaç olur. Hem de sarım gücü daha kuvvetlidir. Ha, atış mesafesini biz ince ip sararaktan, önüne şok yaparaktan zaten onu surf makineler kadar mesafeye attırıyoruz biz onları. Yeter ki kendisi de iyi bir tekniğe sahip olsun. Ya Power Mesh'imiz var işte Daiwa'dan. Şu anda en iyi verdiğimiz kamış makineler arasında. Sea Hunter'ımız var. Çapariler için de şu kamışı oldukça başarılı. 4000'lik FX. Bauer'in CLK diye bir kamışı bu. Bu böyle set halinde, yani bugünkü fiyat için söylüyorum arkadaşlar. İpi hariç tabi, şöyle gördüğünüz makine kamış 2250 liraya geliyor. Çok da güzel bir, hafif bir takım olmuş oluyor. Şimdi bunun boyuna böyle aldanmayın, hani nasıl taşıyacağız falan filan diyenler var. Boyu bu kadar kısalabiliyor bunun. Rafta durması için biz onu uzun olarak tutuyoruz. Biz rafta durması için, hani rafa diğer kamışlarla eşit boya gelsin diye öyle yapıyoruz bunu. Bu kamış makineleriyle ilgili YouTube kanalımızda Selçuk abinin çektiği bir video da var. Hani detaylı görmek isteyenler olursa o videoyu da izleyebilirler. Yani mutlaka Selçuk abinin avları çok var zaten bu kamışla. Ben pek istavrite gitmem. Benim istavritten işim olmuyor. Tüye atlayan balık ben anca yem yaparım. Hani alıp da gidip de onu tutmaktan da keyif de almıyorum zaten istavriti. Yapanlara da mani olmuyorum. Her balıkçılık keyiflidir. Ben kendim diyorum zaten hani. Balık ayırt etmem. İstavriti de avlarım ama ihtiyacım olduğu zaman avlarım. Bunu da yem yapmak için kullanıyoruz. Bir de şöyle bir Sukona var bizde. Bu da 4.20. 50-150 gram atarlı bir kamış ama en iyi performansını 100 gramlarda verir bu kamış. Yani optimal atışları 100 gramlarda çok iyidir. Şöyle söyleyeyim, kullananlar yani kimi çok yumuşak dedi, kimi de ben çok memnunum dedi. Şimdi memnunum diyenler hedefe odaklı aldıkları için memnunum diyor. Sadece istavrit kamışı olarak veriyoruz bunu. Memnun değilim diyenler yemli avda yapmaya çalıştılar bu kamıştan. O yüzden memnun olmuyorlar pek.
yemli hava gelmez ama istavritte de 1 oldu, 3 oldu, 5 oldu, 10 oldu diye istavritleri tek tek sayarsınız. Hatta 20'li çapari takıp da bunlarla 17-18 tane istavrit çekenleri de biliyoruz. Çok başarılı bir kamıştır. Onun haricinde dediğim gibi az önce şu Power Mesh, Daiwa'nın Power Mesh'i, bir de en çok şu anda boğaza verdiğimiz Sea Hunter. O da şu kamış. İkisi de 100-250 atarlı. Biri 3 parça, biri teleskopik. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Hani Yuki serileri çok talep var şu anda. Hani bot kamışından tutun da işte surf kamışlarına kadar her kamışı soruyorlar şu anda. Yuki'ler artık Türkiye'de bir marka haline geldi. Ki marka zaten de Türkiye'de bir yaklaşık 10 senedir, 12 senedir var. Tekne kamışlarında da yeni yeni çok iyi cevaplar alıyoruz arkadaşlardan, kullananlardan. Hatta bazıları ben yedek istiyorum bu kamışı diye söylüyorlar Yuki Nuba için. Şimdi A3'ten A Plus haricinde, A3 Plus'tan A4 Plus haricinde elimizde Yuki'den kamış kalmadı sörflerden. Ama Şubat sonu gibi muhtemelen bütün seriler tekrardan elimizde olacak. Ha, aralarda aksaklık olabilir. O üreticilerle alakalı, işte genel distribütörüyle, Avrupa distribütörüyle alakalı. Onun haricinde okumalar da var elimizde. İşte Salinas'ı, Triorex'i, şu anda Cedros'u, Helios'u gibi kamışları var. Daiwa'nın birkaç çeşidi daha var, Shortcast'ler gibi. Yani birçok surf üzerine birçok kamışımız var. Spin üzerine keza öyle. Lerefe üzerine öyle. Kendimiz de spin, lerefe, shorjig, tekne avları da yaptığımız için bütün çeşitleri kendimiz de bulunduruyoruz. Kendimiz de kullandığımız için bulundurmak da zorundayız. İnsanlara tavsiyemiz şu doğrultuda. Kullandığımız kamışları genelde tavsiye ediyoruz. Hani denenmiş kamış, performansını bildiğimiz kamışları öneriyoruz. Yani bilgi almak isteyen arkadaşlar varsa da Dima Balıkçılığa buyurun. Yerimiz İstoç 3. ada 148 numaradayız. Bilgi için para almıyoruz arkadaşlar. Hatta kahve bile ikram ediyoruz sizlere. Çay ikramımız olur, kahve ikramımız olur. Buyurun bekleriz. Abi kapatmadan son bir soru sorayım. Bugüne kadar çapari ile ilgili aldığı en can alıcı soru ne? Hatırlıyor musun öyle bir şey? Hani komik olabilir veya da hani nasıl anlatayım? Bizim insanımızın zaten fıtratı komik lan. Yani gelip de balıkçılığa başlayacak, yani bu çapari nasıl kullanılıyor diye soran da var. Ha, bilmiyor adam mı? Doğru, haklı, bilmiyor. Tabii o yeni başladığı için öyle. Ama şu anda tam yani soru birden gelince karşıma, aklıma da pek gelmedi ama çok sorularla karşılaşıyoruz. Şöyle bir durum var. Adam 0.8'e 10 alıyor. Hayalet çapari, ben bu çapariden kaç metre atabilirim diye soruyor bana. 100 gram, 150 gram yani koşun atmak istiyor. Yani bu işi hiç bilmediği anlamına geliyor. Ya bu kötü mü? Kötü bir şey değil ya. Bilmemek ayıp değil, tabii, öğrenmemek ayıptır. Tabii zaten o, benim demek istediğim hani böyle can alıcıdan kastım, hani böyle komedi olabilir, komik olabilir, o anlamda demek istedim. Oğlum çapari mapari sormadan. Hadi herkese rastgele.